Sosyal Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe mi? Evet, Fenerbahçe'm. Fenerbahçe. ışıl ışıl. Yani sade kadro olarak değil, sahada... Mesela e, şöyle bir şey söyleyeyim. Ben önümüzdeki sene e, Ceko Tadic ne yapar diye düşünebilirim. Icardi için de düşünüyordum. Ama ben önümüzdeki sene ile Şimanski ikisi de aynı futbol oynar. Bu Sağ içinde görüyorum onu çok net. Profesyonel o kadar kendi işlerini yapıyorlar ki. Yani öyle futbolcular transfer etmişler ve bu kadar mı doğru iki tane adam bulunur? Hani atan tutan diyorsun ya bir tanesi tutuyor gibi Fred. Öteki de atıyor veya asistler At yapıyor. Böyle transfer yapacaksın. Şapkamı koyayım. Harika. Oyun anlayışı harika. Mesela bambaşka bir futbol oynandı o gün Avrupa maçında. Çünkü Avrupa takımı, Avrupa'da rakibin Ludogorets takımı hiçbir zaman kısa pasta çıkmak istemedi. Uzun topla çünkü Fenerbahçe'nin ucunda etkili presini kırmak istedi. Doğru yaptı. Zaman zaman Fenerbahçe'nin ikinci bölgesine yerleşti. Pozisyonlar buldu çok net olmasa da ama Fenerbahçe mesela kontra oynamayı da iyi biliyor. İki tane golü kontradan geldi. Gitmeyi düşünen mesela Batsuay vardı sorun morun diyorlardı. Adam hani ben buradayım kardeşim. Benim de şeyim var. Öteki geçen hafta iki hafta evvel galiba Joshua King girdi, işini yapıyor. Herkes işini bir yapıyor. Herkes hocanın otoritesine saygı duyuyor. Hoca bilgisini, tecrübesini fazlasıyla yani kimsenin beklemediği kadar ortaya koydu. Bazı oyuncular geçen seneden bile olsa yepyeni bir takım kurdun, yepyeni bir anlayış getirdin ve %100 başarı var. En son bence maçın en önemli hareketi hangisiydi sence? Tad için sol ayağıyla bıraktığı var ya, ikinci gol öncesinde. bu tek pas Abi, muazzam yani. Değil. Ya ne var onda falan diyenler olacak. Doğru. Çok şey var onda. Ama Fenerbahçe 100. yıl özel formasıyla sahaya çıkacak. Fenerbahçe Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanla Spor'a konuk oluyor. Sarı lacivertler Cumhuriyetin 100. yılının kutlanacağı gün oynanacak maç için özel bir formayla sahaya çıkma kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre ön yüzünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin yer aldığı çubuklu formayla sahaya çıkılacak. Gençler Birliği Sportif Direktörü Fenerbahçe'nin transferlerini açıkladı. Türk futbolunun köklü kulüplerinden olan Gençler Birliği, altyapısından çıkardığı 18 yaşındaki futbolcu Arda Güler'in Real Madrid'de uzanan transferinden sonra Yıldız adayları yetiştirmeye devam ediyor. Gençler Birliği Sportif Direktörü Emrah Yıldız, Fenerbahçe'ye transfer olan futbolculara açıkladı. Oyuncularımızdan Can Bartu, Utku Karakaya, Yiğit Evin ve Mahmut Ceyhun'un transferi için Fenerbahçe ile anlaştık. Transferleri için protokol imzaladık. Bu oyuncularımızı resmi olarak Galatasaray'da istedi. Ancak Fenerbahçe mutlu sona ulaştı dedi. Transferlerin kısa süre içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor. Fenerbahçe için bomba iddia ortaya atıldı. Süper Lig ve Avrupa'da fırtınalar estiren Fenerbahçe, kadrosunu Ocak ayında yapacağı takviyelerle daha da güçlenmeye hedefliyor. Sarı lacivertlerde öncelik verilen mevki orta saha oldu. Takviye arayışında olan Fenerbahçe'nin sürpriz bir ismi gündemini aldığı iddia edildi. Beşiktaş'ta istenmeyen adam ilan edilen Onana'nın devre arasında Fenerbahçe'ye gidebileceği iddia edildi. İddianın sebebi oyuncunun İtalyan menajerinin Fenerbahçe sportif direktörü Branco'nun yakın arkadaşı olması. Mario Branco'nun yakın dostunu Hatay spor maçında türbünde ağırladığı ve ikilinin ara transferini konuştuğu ileri sürüldü. Beşiktaş'a sezon başında transfer olan ona da performansı eriştirilen isimlerin başında geliyor. 23 yaşındaki genç futbolcu bu sezon çıktığı 8 maçta bir asiste imzasını attı. Onanda'nın siyah beyazlı takımla olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Osterwolde iki İtalyan kulübü izledi. Geçtiğimiz sezonlara transfer döneminde Fenerbahçe'ye gelen Hollandalı sol bek Jaden Osterwolde başlangıç performansıyla herkese ayak kırıklığına uğratmıştı. Ancak Osterwold'e bu sezon gerek 11'de oynadı, gerekse sonradan girdiği bütün maçlarda harika bir performans ortaya koyuyor. Gelen bilgilere göre bu sezon adeta küllerinden doğan Hollandalı futbolcu, Logores maçında iki İtalyan kulübü yetkilisinin takip ettiği de öğrenildi. Ancak bu kulüplerin isimleri henüz bildirilmedi. Hollandalı Solbeck'in performansı arttıkça kendisini takip eden kulüp sayısının artmasına kesin gözle bakılıyor. Trabzonspor'un eski yıldızı Fenerbahçe'ye kiralık gelebilir. Fenerbahçe ara transfer döneminde stoper mevkisine takviye düşünüyor. Teknik direktör İsmail Kartal savunma altındaki rotasyonu güçlendirmenin peşinde. O bölgede yaşanan sakatlıklar nedeniyle düğmeye basan İsmail Kartal yönetime raporunu sundu. Devre arasında kadrosuna stoper katmayı planlayan Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi. Trabzonspor'dan geçen sezonun başında Hollanda ekibi Ajax'a 9,5 milyon euroya transfer olan 20 yaşındaki Ahmet Can Kaplan yaşadığı sakatlık nedeniyle formayı giyememişti. Yeni yeni toparlanan ve Ajax'ın Ado Denak ile oynadığı karşılaşmayla sahalara geri dönen Ahmetcan için Sarılağı Cüvertler'in devre arası için harekete geçtiği belirtildi. Ajax'ta forma şansı bulmakta zorlanan 20 yaşındaki stoper için Fenerbahçe'nin yarım sezonluğuna kiralama teklifinde bulunacağı gelen bilgiler arasında. Sarılağı böyle bir hamle yapmasındaki ana etken ise Serdar Aziz ile Luan Periz'in uzun süren sakatlığı. İsmail Kartal'ın Samet e kaydını birlikte Ahmetcan Kaplı'nın rotasyonunu kullanmak istediği belirtildi. Ancak Ajax'ın bu transferi onay verip vermeyeceği henüz bilinmiyor. Fenerbahçe'nin biyonik adamı Dušan Tadić, Fenerbahçe'de Dušan Tadić'in ortaya koyduğu performans istatistikleri yıkıp geçiyor. Sırp oyuncu 2022-2023 sezonundan bu yana kadar kulüp takımları ve Sırbistan milli takımında oynaması gereken toplam 86 maçın 83'ünde forma giydi. Fenerbahçe'de ise hiç maç kaçırmadı. Geçtiğimiz sezon ayak takımında sadece iki maça çıkmadı. Birinde hastaydı, diğerinde de kart cezalısıydı. Dušan Tadiç bir önemli rekorun sahip oldu. Bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde 34 yaş ve üstü futbolcular kategorisinde en çok forma gelen oyuncu yine Tadic oldu. Fenerbahçe ile 18, Sırbistan milli takımı ile de 4 maça çıkan Tadiç kendi yaş kategorisindeki tüm futbolcuları geride bıraktı. Bu 22 maçta sır futbolcu toplam 1675 dakika sahada kaldı için teknik direktör İsmail Kartal'ın zaman zaman seni dinlendireyim tekliflerine olumlu cevap vermediği ve oynamak istediği de gelen haberler arasında. Fenerbahçe Kadıköy'de rakiplerine acımıyor Trento Süper Lig ve Konferans Ligi'nde fırtınalar estiren Fenerbahçe bu sezon henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Kadıköy'deki hücum performansıyla rakiplerine kabusu yaşatan sarılar skor yapma başarısıyla dikkat çekti. Süper Lig ve Avrupa'da sahasında 10 maç oynayan Fenerbahçe rakip kaleye 37 gol atma başarısı gösterdi. Fenerbahçe evinde maç başına 3.7 gol ortalaması tutturdu. Fenerbahçe'nin Dinamo'su Fred. Fenerbahçe'nin Brezilyalı'sı Fred takımın orta sahadaki Dinamo'su olduğunu bir kez daha ispat etti. Konferans liginde Ludogorets karşısında 63 dakika oyunda kalıp skora direkt katkı yapamasa da performansıyla göz kamaştırdı. Enerjisinin yanında Lugoretz'e karşı %92 gibi yüksek pas yüzdesiyle oynayan Fred ikili mücadelelerden hiç kaçmamasına rağmen maçı faal bile yapmadan tamamladı. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan Fred pozisyonuna göre ligin rakip ceza sahasına en çok giren isimlerinden birisi oldu. Fred oynadığı 12 resmi maçta ise 4 asist yaptı. Hem hücumda hem de savunmada neredeyse aynı oranda gözüken Brezilyalı yüksek top tekniğini kondisyonuyla birleştirmeyi başararak taraftarlarına restel sunmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin gözü Bayern Münih'in rekorunda. 18'de 18'lik galibiyet serisiyle sükse yapan Fenerbahçe, geçen dönemlikte Gaziantep ile kupa finalinde Başakşehir'in aldığı galibiyetle serisini 20 karşılaşmaya yükseltti. İsmail Kartal'ın öğrencilerinin yakaladığı grafik Avrupa'nın önde gelen liglerindeki rekorları akıllara getirdi. Fenerbahçe ardarda arda 20 galibiyetle üst düzey 5'lik ve süperlik içinde Avrupa'nın en iyi 4. galibiyet serisine imza attı. Kanarya'nın önünde Alman devi Bayern Münih 23 maçlık performansıyla zirveyi domine etti.